Umara'nın en geniş yeri şu orta bölümü, kuzey duvarı burası. Oradaki kaya mihrabı önündeki kiliseyi keşfediyorlar. Mağaranın yönünün 17. ayetteki tarife uygun, tespit edildi. En önemli birinci delil. 446'dan beri ziyaret edilen dünyanın en eski ziyaretgahlarından birisidir bulunduğumuz yer. Çünkü Ayasofya mimarlarınca inşa edilen bir Yeduyurlar Kilisesi mağaranın hemen önünde yer alıyor. En eski mabettir burada. Daha sonra Selçuklular cami inşa ederek o 700 yıllık Hristiyanlık ibadet geleneğini son 800 yılda bir Selçuklu camisi olarak devam ettiriyorlar. Ashâb-ı Kehf İslami kaynaklarda çok detaylıca bahsedilir. Öncelikle tabii bu hadisenin Hristiyanlık kaynaklarında geçtiğini unutmayalım. Çünkü onlar Hz. İsa Aleyhisselam'a inanan ilk inananlardan. İseviliği, yani tahrip olmamış Hristiyanlığı yaşayan Hanef din mensubu kullardan, salih kullardan. O yüzden Hz. İsa Aleyhisselam'ı kendilerine peygamber kabul etmiş tek bir Allah'a inanan gençtirler onlar. Uyandıklarında da aynı inanç üzere uyanırlar ama maalesef Hristiyanlık normal mecrahından çıkmıştır. Bunun da mücadelesini verdiğini ayrıca söylüyor bazı kaynaklar. Ashâb-ı Kehf'in uyandıktan sonra ikinci dönem bir mücadeleleri var. Böylelikle Hristiyan kaynaklarında yer alıyor birer Hristiyan olarak ama biz Müslümanlar onları İseviler kabul ediyoruz hiç şüphesiz. Daha sonra mağaranın önüne kilise yapılmasıyla Hristiyanlık ziyareti başlıyor ama 1100'lü yıllara kadar böyle. 1100'lü yılların sonunda önce Emir Buldacı Bey, sonra Çavuldur Bey, sonra Afşin Bey'in bölgeyi fethiyle beraber bu topraklar Selçuklu toprakları oluyor ve Selçuklular bu sefer kendi yapılarını inşa ediyorlar. 3 tane Bizans dönemi, Doğu Roma dönemi yapıları üzerine. Kilisenin üzerine cami inşa etmek suretiyle 800 yıllık bir Selçuklu camisi haline geliyor. Daha sonra Alaaddin Keykubat buraya bir han inşa ettiriyor 1234 yılında. Daha sonra ise Dulkadiroğulları Beyliği dönemi başlıyor ve Dulkadiroğulları da buraya 3 tane daha yapı ilave ederek yapı sayısını 9'a çıkarıyorlar. Ve Osmanlılar Kanuni Sultan Süleyman döneminde de bugün Paşa Çardağ olarak okuduğumuz ama asıl adı Minnet Çelebi Mescidi olan 10. ve son yapıyı yaptırıyorlar. Yani İslami kaynaklarda ilk kaynaklara baktığımız zaman özellikle Hz. Ömer radıyallahu anh zamanında Umeyr bin Sa'd ve Habib bin Meslemen'in buraya geldiğini görüyoruz. 2 sahabedendir onlar ve burayı keşfediyorlar. Rum gazasına çıktıkları için Orta Anadolu'ya, Kayseri tarafına doğru. Tabi Hristiyanlar diyorlar ki Yeduyurlar mağarası ve Yeduyurlar kilisesi var. Hemen dikkatini çekiyor. Çünkü Kur'an ayetleri henüz yeni nazil olmuş. Kehf suresi ayetleri taptaze. İnsanlar onu okuyor zaten ve dolayısıyla İslam komutanları hemen yönlerini buraya çeviriyorlar. Ve Umeyr bin Sa'd ve Habib bin Mesleme mağaranın girişinin 17. ayetteki tarife uygun olduğunu keşfediyor. Çünkü 17. ayette şöyle bir tarif var. Güneşi görürsün ki doğduğu zaman mağaralarının sağ tarafına doğru meyleder ve batarken de onları sola makaslar. Ve onlar mağaranın geniş yerindedirler ki bu Allah'ın ayetlerindendir. Allah kime hidayet ederse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten yoksun bırakırsa artık onu doğru yola iletecek bir yardımcı bulamazsın. İşte bu ayete göre mağaranın girişinin kuzeye bakması gerekiyor. Bu mağarada tüm 30'dan fazla Ashâb-ı Kehf mağarası içerisinden 17. ayetteki tarife en çok uyan mağara olarak telakki ediliyor. Habib bin Mesleme de bunu fark etmişti. O yüzden de asıl mağara burası demiş ve tekrar İslam'ın merkezine Şam diyarına döndüğünde Hazreti Ömer radıyallahu anh'a bu konuyla ilgili rapor vermişti ve bu da İslam kaynaklarında yerini almıştı. O yüzden kaynaklar diyor ki İslam kaynakları dünya üzerindeki en eski Ashâb-ı Kehf ziyaretgahı Efsus'ta bulunan mağaradır ve milattan sonra 446 yılına tarihlendirilir. Çok şükür ki Ashâb-ı Kehf Külliyesi büyük bir tahribata uğramadı. Kısmen belli noktalardan sorun yaşadı belli ki ama bununla ilgili de Vakıflar Genel Müdürlüğü gerekli etütleri yaptırdı ve maalesef yapı sayısı fazla olduğu için Belli bir süreç alacak sanırım buraya da müdahale edilmesi ama nihayetinde olacak. Yine çok seviniyorum ki özellikle taç kapı, çünkü bu Türkiye'de inşa edilmiş ilk dönem Selçuklu taç kapılarından biridir. Tamamıyla geometrik motiflerle dekore edilen çok özel bir kapıdır. Bir insan gölgesinin belirlediği kapılardandır Türkiye'de. Divriği Ulu Camii gibi, Mardin Kasımiye Medresesi gibi, Niğde Alaaddin Camii gibi. Burada da o gölgeleri görüyoruz. Çok özel, çok güzel bir taç kapı. Hamdolsun bu yıkılmadı ama birazcık gevşeme hasıl oldu arka tarafından, üst bölümden özellikle. Sanırım bununla ilgili de o yüzden ağır hasarlı kaydı geçildi. Ama bu sadece taç kapıya istinaden yapıldı diye tahmin ediyorum. O yüzden de çok iş yok burada. Çok sevindirici. Halk da buna çok sevindi. Tabii buraya gelenler ki depremin hemen sonrasında, yani ikinci depremden sonra ilk işim buraya gelmek oldu. Dua ederek böyle yol üzerinde dualarla geliyorum. İnşallah herhangi bir yapı yıkılmamıştır. Çünkü burası bizim can damarımız. Burası bizim manevi doping noktamız açıkçası. Bütün bölge, sadece Afşin değil, Elbistan, Kahramanmaraş, çevre iller. 2010 yılından beri burada rehberlik yapıyorum. Sayısız ziyaretçi gezdirdim ve Türkiye'nin her yerinden, sadece Türkiye'nin değil dünyanın birçok yerinden insanlar bu güzel mekanı görmek için geliyorlar. Çok seviniyorum ki görmeye de devam edecekler bundan sonraki zamanlarda, çünkü Allahu Teala bu noktayı bir yıkımdan korudu. Burasının tabii biraz yüksekçe olması, zemininin sağlam olması, yapı kalınlığının çok fazlaca olması, sağlam taşlarla inşa edilmiş olması ve mühendis sonradan yapılan restorasyonlarda da buranın yapı statiğine ve dengesine dikkat edilmesi, sanıyorum ki bu yapı Allah'ın emriyle sağlam kalmasına vesile oldu. O yüzden ziyaret devam edecek. Benim burada rehberliğim devam edecek inşallah ve bu güzel mekanda, bu dini mekanda feyizlenmeye ve Kehf suresinde o anlatılan mağara arkadaşları kıssasından istifade etmeye devam edeceğiz toplum olarak inşallah.